Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir dereotlu poğaça tarifi paylaştım. Sadece 10 dakikanın içerisinde yapacaksınız. İnanılmaz derecede lezzetli olacak ve eminim bu tarifimi denedikten sonra da bütün sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Onların da bu tarifi denemesini isteyeceksiniz. Bu kadar iddialıyım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Mayasız poğaça tarifim için yarım demet dereotunu ince ince doğradım. Ardından da kapya biber doğruyorum. Ancak kapya biberler küçük olduğu için burada iki tane görüyorsunuz. Ama bir tane orta boy büyüklüğünde kapya biber yeterli olacaktır. En önemli püf noktalarından bir tanesi kapya biberleri çok küçük küçük doğramaktır. Ne kadar çok küçük doğrarsak o kadar güzel görünecektir poğaçada. O yüzden de bakın görmüş olduğunuz gibi bıçakla doğradıktan sonra birkaç defa da üstünden geçiyorum incecik olması için. Bu tarifimi daha önceden yayınlamıştım ve binlerce izleyicim denedi ve çok çok beğendi. İçine sadece kapya biber ilavesi yaparak tadını değiştirdim. Ve gerçekten de kapya biber sayesinde inanılmaz derecede daha lezzetli oldu. Deneyen herkes zaten çok beğenecek. Eğer kapya biber sevmiyorsanız tabii ki de hiç kapya biber kullanmadan da bu tarifimi yapabilirsiniz. Ve artık hamuru yoğurmaya başlıyorum. Burada toplamda 200 gram tereyağı var ve üzerine toplamda 5 bardak un ilavesi yaptım. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi tereyağını oda sıcaklığından kullanmadım. Buzdolabından çıkarttığım gibi unla buluşturdum. Yani tereyağı soğuk olması gerekiyor. Bu önemli püf noktalarından bir tanesidir. Şimdi tereyağı ve unu yaklaşık olarak 30 veya 40 saniye boyunca güzelce yoğuracağım. İyice özleşmesini sağlayacağım. Bu sayede videomun sonunda göreceksiniz. Poğaça hem kıyır kıyır olacak hem de inanılmaz derecede lezzetli olacak. Denedikten sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. 10 numara tam ölçülü muhteşem bir mayasız poğaça tarifidir. Tereyağı ve unu yaklaşık olarak 40-50 saniye boyunca güzelce yoğurdum. Aynen bu görüntü olması gerekiyor. Ve ardından da peş peşe diğer malzemeleri ilave etmeye başlıyorum. Bir tane yumurta, yarım bardak yoğurt, yarım çay kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı tuz, iki paketten bir çay kaşığı eksik kabartma tozu, yarım demet ince ince doğramış olduğum dereotu ve bir tane orta boy büyüklüğünde kapya biber ilavesi yaptım. Bütün malzemeleri ilave ettim ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bu arada yarım su bardağı da ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Ancak orayı kaydetmeyi unutmuşum. Ben yine bu malzemeleri açıklamalar kısmına tek tek yazacağım. Yani burada görmediğiniz yarım bardak daha ayçiçek yağı var. Onu da ilave edip şimdi yaklaşık olarak 1 veya 2 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Bu poğaça hamurunu çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Ortalama 1 veya 2 dakika boyunca yoğurmanız yeterli olacak. Yapımı son derecede kolay, lezzetli ve pratik bir tarif. Deneyen herkes zaten çok beğenecek ve daima bu tarifi yapacaksınız. Mutlaka defterinize kaydetmeyi unutmayın ve eminim sevdiklerinizle de bu tarifimi paylaşacaksınız. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoda beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemli. Poğaça hamurunu yaklaşık olarak 1 veya 2 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Eğer vaktiniz varsa mutlaka buzdolabında 2 saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa hemen pişirmeye başlayabilirsiniz. Poğaça hamuru yaklaşık olarak 1,5 veya 2 saat boyunca buzdolabında üstünü kapatarak dinlendirdim. Şimdi hemen bezeleri ayırıp fırına vereceğim pişmesi için.
Hamurun tamamını bezelere ayırdım. Toplam 17 beze oldu. Şimdi bu şekilde hemen bir çukur açarak aralarına peynir koyacağım. Bu arada bu bezeleri çok fazla birbirine yapıştırmayın. Böyle işlem yaparsanız daha da kolay olacaktır. Tabii ki de nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ellerimde görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla bir çukur açtım ve ardından da bir çay kaşığı dolusu kadar da peynir ilavesi yaptım. Ve şimdi katlamalı bir şekilde nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum. Eğer burayı dikkatli bir şekilde izlerseniz sizler de kolaylıkla poğaçanız şeklini vereceksiniz. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ellerimle bu şekilde bastırdım. Hafif bir şekilde bası uyguluyorum. Tekrar bastırdım. Ve ardından da parmaklarımın uçları da görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla şeklini verdim. Ve artık hamurların tamamına kolaylıkla şeklini verdim. Yumurta sarısını sürüp hemen fırına vereceğim. 180 derecelik fırın ayarında ortalama 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Ama lütfen kontrollü olun. Altı ve üstünün nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Tepsi artık hazır. Şimdi hemen fırına veriyorum pişmesi için. Aradan yaklaşık olarak 45 dakika geçti. Fırını kapağını açtım ve kontrol ettim. Görmüş olduğunuz gibi üzeri bu şekilde nar gibi kızardı ve altı da nar gibi kızardı. Fırından çıkarttım ve şimdi hemen sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Benim daima yapmış olduğum garantili bir mayasız poğaça tarifidir. İçine kap biber koyarak da lezzetini de artırmış oldum. Hem yapımı çok basit hem de lezzetli. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Hemen bir tanesini içini sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi dışı gevrek, içi yumuşak, kesinlikle sert değil. Hem gevrek hem yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir mayasız poğaça tarifidir. Şeklini verirken de katlama işlemini yaptığımız için bakın görmüş olduğunuz gibi içi de böyle güzel oldu. Gerçekten de 10 numaralı bir mayasız poğaça tarifidir. Benim de yıllardan beri yapmış olduğum bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler asla yanılmayacaksınız ve de daima bu tarifi yapacaksınız. Zaten görüntüde her şeyi ifade ediyor. Bu nefis tarifle ben de bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoda beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.